selam herkese. Benim birkaç gün olmadı bir daha kitap alışverişini yıllar sonra yaparım demem. Ama siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz onu bilmiyorum tabi. Şöyle bir şey oldu. Almam gereken birkaç kitap vardı. Ben de düşündüm ki yani birkaç ay sonra alırım falan diye düşündüm. Başka opsiyon olsun diye başka kitaplara da bakayım dedim. Yani neler var başka diye. Hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey beğenmedim. Sonra dedim ki bunlar zamlanacak, ben biraz daha almayı bekletirsem bari bunları alayım dedim. O yüzden birkaç kitap aldım. Şöyle küçücük bir kargom geldi. Yani bayağı mini bir kitap alışverişi videosu bu. Bir de dün 5'te, saat akşam 5'te ben bunu sipariş ettim. Yani kargoda diyor ki 3-5 gün içerisinde getiririz yazıyordu yani. Tamam dedim yani 3-5 gün içerisinde gelir herhalde. Saat 10'da kapıyı çaldılar. Kargonuz gelmiştir diye. Ben hayatımın en hızlı kargosunu aldım. Kitap yurdundan. Yıllardır alışveriş yapmıyorum ama sadece kitap yurdunda kalmıştı bu kargo. Pardon, bu kitap. O yüzden kitap yurdunda almak zorunda kaldım. Kitap sepetinde beni 2 hafta bekletmesi, çok teşekkür ediyorum buradan da. O aklıma geldi. 2 hafta bekledim tam. Kitap yurdu hala pahalı bu arada. Ama aşırı bir pahalılığı yok yani, 2-3 lira fark vardı. O yüzden bunu niye böyle bağlamışlar ki çıkartamıyorum. 2-3 lira fark vardı, o yüzden ben de gittim kitap ürününe alışveriş yaptım. Yıllar sonra kitabımızı, ah, neden bağladıklarını anladım şu an. Çünkü şey yapmamışlar, siteşlememişler. Bu ne? Okey. Bu ne ya? Oo, kargo ücreti alıyorlarmış. Ben kargo ücreti mi verdim? Yo, vermedim. Aman çok da umurumda, her şey pahalandı zaten. Kitap fiyatına yazarım o parayı. Öncelikle Haşhaş Savaşı diye bir kitap aldım. Görmüşsünüzdür belki. Şuraya resmini koyayım. Şöyle bir kapağı var işte, görüyorsunuzdur şu an. Öyle bir kapağı var. Ben bunu şeyde gördüm. Instagram Reels'larda gördüm. Bir de kendi gittiğim Penguin Kitabevi var burada. Orada görmüştüm. Bayağı güzel bir kapağı vardı. Hoş kapağı vardı. Konusu da zaten uzun zamandır konusunu duyuyordum ben. Bayağı ilgimi çekmişti bu kitap. Dedim ki alayım. Ne kadar olabilir bir kitap sizce? Bir kitap sizce ne kadar olabilir? 99 lira. 99 liraydı o kitap. Sonra dedim ki Deniz, başlama şimdi en sevdiğin kitap şeyle. Kapak şeylerine, görüntüsüne falan bir daha bakacağın yok zaten. Dedim. Aynısı zaten. Bu da aynısı. Böyle sadece kapağı farklı ve yazıları aynı herhalde. Çevirmenleri bile aynı gözüküyordu çünkü. Yani sayfa sayısına kadar aynı. Dedim ki bunu al bari yani. Yapacak bir şey yok. Yok yani yapacak bir şey. Mecbur bunu alacağız. O yüzden bunu aldım. Yani aynı konu zaten. Okuyacağım şey aynı olduğu için. Bu Haşhaş Savaşları'nın bu kitabın kapağını aldım. Bu ne kadarmış? Buna da 48 lira 20 kuruş vermişim. Yani yarı yarı ya. Resmen yarı yarıya fiyat. Çünkü ne demek 99 lira ya? 99 lira kitap mı olur? Ben böyle bir şey görmedim. İşte bunu aldım. İkinci olarak da şu... Bir saniye göstereyim. Hekate'nin Kızları'nı biliyorsunuzdur belki. Hekate'nin Kızları'nı ben hala okumadım. Okuyacağım bir ara. Ama bunun ikinci kitabı var, Deniz Kızı Ağlarken diye. Deniz Kızı Ağlarken her yerde baskısı yok olmaya başlamış. O yüzden bu kadar çabuk kitap alışverişi yaptım. Baskıları yok olunca ben bu kitabı alamayacağım. Bir de kutulu seti vardı böyle. Kutulu set çok hoşuma gitmişti. O yüzden kutulu seti, şunu da açayım konuşurken. Sonra dedim ki kutulu seti alayım. Zaten arada 10 lira fark falan var. 10 lira fark benim için bir kargo parası gibi bir şey artık. O yüzden alayım, ne olacak kutulu seti dedim. Kitap sepetinde bitmişti. Ondan sonra BKM'de bitmişti. İlk noktada bitmişti. Bir baktım sadece kitap yurdunda bir tane kalmıştı. Bir de Trendyol'a bakmıştım. Trendyol'da 80 liraydı. Kitap yurdunda 70 liraydı bunun fiyatı. Dedim ki kitap yurdundan alayım. O yüzden kitap yurdundan aldım ben bunu. Önce bunu açacağız. Şöyle bir kutusu var. Kutusun içinden çıkanlar benim çok hoşuma gittiği için almak istedim. Ben böyle şeylere düşerim çünkü. Şöyle bir rozet var. Rozet hiçbir işimize yaramayacak. Sonra böyle yazarın çizdiği bir şey veya ilk kitabında olan bir şey. İlk kitabını okumadığım için bilmiyorum aslında. Böyle çizimler var. Tersende. Çok hoş kartlar bence. Aşırı hoş kartlar. Ben bunları kullanırım yani. Çünkü neden olmasın. Böyle bir defterimiz var. Cadı Güncesi diye. Ben zaten Hekate'yi çok severim. Yani mitoloji, tarihten seviyorum Hekate'yi. Yani
karnıç olarak severim ben Hekate'yi. O yüzden bu kitap serisini seveceğimi biliyorum. O yüzden de hiç acele etmeden aldım. Böyle bir kapağı var ve iç kapağı tasarımı da çok güzel aslında. Bir saniye göstereceğim size. İç kapak tasarımı da böyle. Aşırı hoş. Görebiliyor musunuz şu an? Evet. Aşırı hoş bir kitap. Şurada da cadı alfabesi gibi bir şey var. Ne alfabesi diye geçiyor bu? Bilmiyorum, ne alfabesi yazmıyor. İçinden bir şeyler çıkıyor. Bir saniye. İçinden şöyle bir sticker çıktı. Aşırı hoş. O kadar hoş ki bayıldım. Nerede kullanacağım bunları bilmiyorum ama aşırı hoş yani. Bir de poster çıktı içinden. Posterleri ben kullanmıyorum. Kullanan var tabii ama ya ben kullanmıyorum. O yüzden boşu boşuna israf gibi geliyor. Niye açamadım ya? Çok hoş yine posteri de sticker'la aynı. Aşırı beğendim ya. Tasarımı çok beğendim. Tamamen tasarımı beğenmem dolayısıyla zaten bu kutulu sete bu kadar taktım. Bir de ayracı var. Ayraçlı kitap görmeye özlemişim. Ciddiyim ya. Ayraç çok iç bir kitapta. Çok sinirimi bozuyor ayraç konusu benim. Ben ayraçlı kitap okumaktan çok hoşlanırım. Ama hiçbir şeyin bakayım. Şeyim var mı? Haşhaş Savaşı'nın var mı? Büyük ihtimal yoktu. Yok yani. Haşhaş Savaşı da büyük kitapmış bu arada. Bakayım. Aynen. Boyu daha büyük bunun. Böyle iki kitaplık bir alışverişti. Bir kutu açılımıydı. İşte bayağı mini bir alışveriş olacağını söylemiştim zaten. Bu videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.